Bozay da aynı şekilde. Onun da aynı şekilde. Matbaamızı aldığımız günden bugüne belediyenin içinde bulunduğu durumu görmek için bütün bürokratik dirençlere rağmen, ayak sürmelerine rağmen belediyemizin bugün içinde bulunduğu durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 26.4.2024 tarihine kadar yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda belediyemizin imar aşı hariç 884 ya da 885 milyon gibi yaklaşık bir borcun olduğuna ulaştı. Bunları ben sizlerle tek tek paylaşmak istiyorum. Kredi borçları 63.800.297.66 TL. Kredi faiz borçları 45.631.282 TL. SGK borçları 13.520.174.53 TL. Vergi dairesi borçları 32.270.199.44 TL. Piyasa esnaf borçları 628.780.266.67 TL. Depozito ve teminatlar 16.403.657.16 TL. Diğer emanetler 5.167.545 TL. Destek hizmetleri 156 milyon TL. Trafik cezaları 180 milyon TL. 180 bin TL. Tesisler Müdürlüğü borcumuz 35 milyon TL. Fen İşleri Müdürlüğü 10 milyon TL. Makina İkmal Müdürlüğü 33 milyon TL. Tabii bu bizim borçlar yapacağımız yatırımları teminat altına almış, ipotek altına almış durumda. Nakit akışımız bozulduğu için eleman çıkartmak zorunda kaldık. Beklenen bütçenin %30'u çalışan, yani elemana ödememiz gereken para %30'un üzerinde olmaması gerekirken bizim bu belediyemizde %66 arkadaşlar. Yani çok fazla eleman alınmış. Normalde 2019 yılında bir önceki belediye başkanımız Fatih Koca İspir belediyeyi aldığında 950 çalışanla devralmış. İmar aşe dahil. Ama bugün 1589 elemana ulaşmış. Bizim ilçemiz bu kadar büyümedi. İlçemizde nüfus da bu kadar artmadı. Gelirlerimiz de artmadı. Arkadaşlar, belediyemizde atamış olduğum inceleme, denetleme komisyonu birçok usulsüzlüğe, yolsuzluğa rastlamıştır. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Zimmetine para geçiren arkadaşımız dekonto elimizde. Dün itibariyle 1 milyon 200 bin rakamlı parayı hesaba iade etti. Arkadaşlarımız şu anda savcılığa göndermek için çalışmalar yapıyorlar. Bu tür yolsuzluklar tek başına yapılacak yolsuzluklar değil. Bunun gibi belediyemizde birçok usulsüzlük, yönetmeliklere aykırı, tüzüğe aykırı alımlar yapılmış. Bir örnek daha vermek istiyorum. Birkaç gün önce 35 milyon doğrudan alım yapılmış. Bir yıldır dosya açılmamış. Teklif alınmamış. Bunu ödememizi istediler.
bizim bu ödemeyi yapamayacağımızı, hiçbir şeyin yasal olmadığını, bu alımların yasal olmadığını, hiçbir başkan yardımcısı ve müdür arkadaşımızın bu alımlara imza atamayacağını söyledik. Onunla ilgili de mutlaka mülkiye müfettişlerini ve Sayıştay denetçilerini göreve davet ediyoruz. Çağırım, gelip belediyemizi inceleyin. Bütün yetkili kurumları belediyemizi incelemeye davet ediyorum. Usulsüz alımlar çok fazla. Onun için bizim çıkarttığımız elemanların bütün günahı bizden önceki yönetimin yanlış alımlar yapması, fazla alımlar yapması, belediyeni sürdürülür halde değil, şu anda sürdürülemez durumda. Bunu kamuoyunun bilmesini istiyorum. Çünkü biz böyle bir borcu biz yapmadık. Belediyeyi bu noktaya biz getirmedik. Getirenlerin mutlaka hesap vermesi lazım. Belediyemizin son 5 yılının incelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Şunu biliyoruz. Bu belediyede habire satılmış, hiçbir şey yapılmamış. Onun farkındayız. Yani bu kadar borç olurken mutlaka karşılığında bir şey yapılmış olmalı. Ama görüyoruz hiçbir şey yapılmamış. Birçok arkadaşımız huzursuz. Biz eleman çıkarırken sondan geriye doğru son bir yıl içerisinde bir tane eleman kim olduğunu bilmiyorum. Hiç ayrım yapmadık, yapmayacağız. Bir tane eleman almadık biz henüz belediyemize. Bir kişi dahi işe başlatmadık. Son bir yıl içinde alınan arkadaşlarımızın tamamını çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü gelen para personel giderini karşılamıyor. Bankamatikçi, işe gelmeden para alan, hiç kimseyi bu belediyede çalıştırmayacağımı bilinmesini istiyorum. İşe gelmeden, yani birçok arkadaşlarımız şimdi kimse tanımıyor. Haberler geliyor. Bizde böyle bir eleman yok. İlk defa görüyoruz. Yani bunlar bankamatikçiler arkadaş. Bir tane bankamatikçi belediyemizde olmayacak. Hak etmeden hiç kimse Hüleyirlilerin bir kuruşunu alamayacak. Bunun gibi birçok olumsuzluklar var. İncelemelerimiz devam ediyor. Zaman içerisinde birkaç gün, belki 5-10 gün sonra kamuoyuyla paylaşacağımız birçok şey olacak. Bu noktaya nasıl geldiğini, yani kötü yönetilmiş demeyin, bu belediye yönetilmemiş arkadaşlar. Hiç yönetilmemiş. Büyükşehir'in bütün imkanlarını şu anda kullanıyoruz biz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Karalar, mazot ihtiyacımızı, araç ihtiyacımızı, emin olun ki parklarda çimleri biçecek araçları dahi, aletleri dahi Büyükşehir'den temin ediyoruz. Önce ben hepinizin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Karalar'a teşekkür etmek istiyorum. Yüreğin halkı adına, kendi adıma, belediyemiz adına. Desteğini bizden esirgemiyor. Sürekli katkı sunuyor. Ben bütün birimlere talimat verdiğini biliyorum. Yüreğin belediyemiz ne isterse yerine getirin dediğini biliyorum. Belediye gönderecek. Thank you.